Merhabalar. Geldim, gezdim, gördüm, anlattım da bugün Hünkar Kasım'dayız. Eminönü Yeni Camii'nin Hünkar Kasım'da. Turhan Vadi Sultan tarafından yeni cami inşa edildikten sonra bir de Hünkar Kasım ekleniyor buraya ki burası esasında Vasilis sütunlarının yani Vasilis sur duvarlarının üzeri diyebiliriz. Hemen ilerlediğimiz bölümde zaten dendanlarını görebileceğiz bu surların ki İstanbul'un fethi sırasında Aziz Romanus kapısından Osmanlı askeri, Türk askeri şehre girip şehri fethettiğinde ve surlara bayrağı diktiğinde hala burada savaş devam ediyordu ve bildiğimiz kadarıyla savaş en son burada son buldu. Ondan dolayı bu kapıya şehit kapısı dendi ve en fazla Türk askerinin kanı burada aktı diyebiliriz. Buradayız. Türk kanlarının aktığı ve İstanbul'un en son girişinin yapıldığı yerdeyiz. Ve burada Turhan Vadi Sultan'ın inşa etmiş olduğu Hünkar Kasım'ın içerisindeyiz. Hünkar mahvilleri padişahların, sultanların kurulması için inşa edilen yerlerdir. O hünkar mahvillerinin hemen sonrasında gelen hünkar kasırları ise yine padişahların hünkar mahvillerinden sonra kendi ziyaretçilerini kabul ettikleri, bazı önemli görüşmeleri yaptıkları yerdir. Burası da Hünkar Kasrı olarak bilinir ama esasında buranın en önemli ziyaretçisi ve en önemli banisi Turhan Vadi Sultan'dır ki Turhan Vadi Sultan bildiğimiz kadarıyla devletin rüknü alisi olarak nitelendirilir. Çünkü kendisi köprüleri işin başına getirmeyle birlikte Osmanlı'nın adeta varlığını devam ettirmiş ve Osmanlı'yı yok oluştan kurtarmış isimdir. Kendisi öldüğünde devletin rüknü alisi gitti diye insanlar hüzne gark olmuştur. Kendisine rahmet ve minnetle diyelim ve hemen Hünkar Kasrı'nı sizlere şöyle tanıtalım. Hünkar Kasrı bir yokuşta çıkılır. Padişahlar veya sultanlar atla buraya kadar gelirler ve bundan sonra içerisi adeta bir Çinli müzesini andıracak olan Hünkar Kasrı'na ulaşırlar. Turhan Vadi Sultan kendi döneminde çok dindarlığıyla ve hayırseverliğiyle bilinen bir kadın. Malum Mısır Çarşısı'nı da bu caminin külliyesi olarak inşa ettirdiğinde yine o inşa ettirmiş, o yaptırmıştır. İnsanların hizmetini açmıştır. Şimdi Hünkar Kasrı'na şöyle bir girelim ama Hünkar Kasrı'nın Vadide Sultan Dairesi var. Çünkü Turhan Vadide Sultan ömrü hayatında Ramazan aylarını burada geçirir, burada ibadette geçirir. Hiç dışarı çıkmaz ve tüm ömrünü adeta insanlığa adamış isimlerden biridir. Şöyle içeri girelim sevgili Ayten ve Hünkar Kasrı'nı inceleyelim. Şöyle hemen yukarısına baktığımız zaman La ilahe illallah Muhammedin Resulullah kelime-i tevhidiyle karşılaşıyoruz. Ve biz de La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyerek şu eşsiz 17. yüzyıl çinilerini görerek, yani İznik çinilerini görerek içeri girelim. Bu 17. yüzyıl İznik çinileri diyoruz. Ancak içeri girdiğimizde de göreceğiz. 17. yüzyıl çinileri içerisinde, tabii 16. yüzyıl çinilerine baktığımız zaman onlar kadar belki muazzam olmasa da bu çinilerde muhteşemdir. Çünkü buradaki bazı karanfil örneklerini başka hiçbir Osmanlı eserinde göremiyorsunuz. Şöyle bir gelelim ve inceleyelim. Şöyle hemen içeri girdiğimizde burada bazı camiken içerisinde çiniler görüyoruz. Burası yakın zamanda Ticaret Odası tarafından restore edilirken 1930'lu yıllarda buradaki bu muhteşem çiniler çalınmış ve Londra'ya götürülmüş. Dünyanın bazı yerlerine götürülmüş. Ve Ticaret Odası da bu çinileri bularak peşine düşerek buranın restorası bittiğinde o çinileri buraya getirmiş ve camiken içerisine koymuş. Hırsızlar burada belli olsun ve o hırsızlar onları alıp nereye götürdüğü bilinsin diye burada camiken içerisinde sergileniyor. Hemen içeri girelim şöyle. Şöyle bir sopayla karşılaşıyoruz içeri girdiğimizde giriş. Ancak ben şu kapıları bir tanıtmak istiyorum sizlere. Ayten eğer kapılara gelirsek, şimdi burada çok beyaz şekilde görmüş olduklarımız, ben dokunmuyorum çünkü tarihi esere en ufacık bir zarar gelmesini dahi istemeyen biriyim. Sizler de mutlaka ziyaret ettiğinizde çinlere dokunmak veya kapılara dokunmaktan uzak durun ve tarihi eserleri olduğu gibi bırakın istiyorum. Şimdi bunların bazıları fil dişidir, bazıları da sebestir. Ancak şu açık kahverengi tarzda olan işlemeler bağdır. Yani kaplumbağa kabuğundan yapılmıştır. O yüzden her bir detayını ince ince izlemek ve incelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle bir içeri gelecek olursak, Valide Sultan demiştik ya hani, işte Valide Sultan hayatını belki burada geçirmedi ama Ramazan aylarını burada geçirdi. Ve şimdi görmüş olduğunuz şu yakınlaşıp çekelim inşallah. Şurada görmüş olduğunuz Valide Sultan odasında Ramazan ayı içerisinde ibadetle meşgul oldu. Çok fazla dünya işlerine bakmadı. Zaten oğlu 4. Mehmet tahtaydı. Ancak o devlet işlerinden kendini uzak tutmak
ve ömrü hayatını ibadetle geçirmek, hayır hasenatla geçirmek istedi. Burada Hünkar Kasım'da şimdi duvarlarına bakıyorsunuz. Yukarı kadar hakikaten muhteşem eserler var, muhteşem çiniler var ve hatları da çok özel. Bu hattatımız o kadar hassastır ki İznik'te yazılan bu hatları bizzat İznik'e giderek herhangi bir hata olmasın diye incelemiş, orada yapımını izlemiş ve buraya gelip bu şekilde buraya yerleşmelerini sağlamıştır diyelim. O kadar hassastır. Ve yine bakın burası, şimdi yukarıda bir renksiz yapı göreceksiniz. Bir de altın yaldızlı yapı. Zaten bu renksiz yapıyı görüyorsun değil mi? Evet Bunu hocam. izleyicilerimiz de akıllarında kalsın. Bir yere gittikleri zaman böyle eskisini ve yenisini görüyorlarsa şöyle algılasınlar ki restore edilmeden önceki hali buydu. Bundan mutlaka bir parça bırakır sanat tarihçileri. Bakın eski hali buydu. Şimdi restore ettik. Yeni hali budur demek isterler. Bakın hemen saçak kısmında var ve yukarı kısmında yine bu var. Muhteşem bir yapıdır ve burası ticaret odasının emeğiyle restore edildikten sonra bir ödül almıştır diyebiliriz. Şimdi 17. yüzyıl çinileri diyoruz ya hani 17. yüzyıl çinilerine baktığımız zaman şöyle her yeri çiniyle bezenmiş. Tuvaletleri, banyoları dahi yukarı kadar çinilerle süslenmiş. Çin müzesi. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çiniyle bezenmiş eserler göremezsiniz diyebiliriz. Şöyle yine gelelim. Ve rica etsem senden Ayten'cim şurayı da çekebilir misin? Tabii ki hocam. Burası da yine dinlence yeri ve padişahın ve yine Vadi Sultan'ın dinlenme alanı diyebiliriz. Kış aylarında buraya geldiklerinde ocağın olduğu yerde burada vakitlerini geçirirler. Bir de şunu rica edeceğim. Kapı üzerindeki şu işlemelere Edirne kâri. Bakın şu kapı üzerindeki işlemeler hemen bu ahşap üzerine süslemeler yapılmıştır. Motifler yapılmıştır. Ve 500 yıl önce bu Edirne kırmızısı, Edirne bordosu diye nitelenen ve günümüze kadar ulaşmayan Edirne bordosunu yakın zamanda yeniden sanat tarihçilerimiz ve bu işin uzmanları tarafından bu bordo renk, şu muhteşem renk tekrar ortaya çıkartıldı ve şimdi yine restore edilirken bu renkte yine kullanılmadı. Bakın dokunmuyorum çünkü en ufacık bir zarar gelmesini istemiyorum. Şu muhteşem inceliğe bakar mısınız? Şöyle bir yakından inceleyebilir miyiz? Bekleyin. Burada bir şey anlatmak istiyorum size. Burası bir Çin müzesi diyoruz. Eşsiz eserler var burada diyoruz ve hakikaten İstanbul'un pek çok yerinde kendisini ziyarete gelen ve kendisini keşfedilmeyi bekleyen nice eser, nice ecdat emaneti var. Burası 1930'lu yıllarda yıkılma için karar çıkartılır. Yani Eminönü Camii'nin meydanını genişletmek adına bir karar çıkartılır mecliste. Ve bu karar gereğince bu Hünkar Köşkü'nün de yıkılması gerekir. Dönemin Han Gazetesi yazarlarından İsmail Hakkı Konyalı bu haberi duyduğunda adeta çılgına döner ve gazetesinde bir yazı yazar. Ardı ardına yazılar yazmaya başlar. Ve buranın aslında bir Çin müzesi olduğunu, buranın ne kadar kıymetli bir yapı olduğunu, dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir yapıya rastlanmayacağını söyler ve buranın yıkılmasını istemez. Bunu dile getirir. Ancak o dönemin hükümetiyle arasının bozulmasını istemeyen gazetenin sahibi İsmail Hakkı Konyalı'nın istifa etmesini ister. İşine son vermek ister. Ancak İsmail Hakkı Konyalı ne istifa eder ne de bu davasından vazgeçer. Olay Ankara'ya kadar gider. Devlet büyükleriyle görüşülür ve İsmail Hakkı Konyalı buranın yıkılmasını engelleyebilir. Ve burası 1930'lu yıllarda yıkılacakken belki yıkılacaktı ve bizler böyle bir eserden mahrum kalacaktık. Ama İsmail Hakkı Konyalı davasından vazgeçmedi, ecdat sevgisinden vazgeçmedi. Emanete sahip çıkmanın ne demek olduğunu farkındalığı ile buranın yıkılmasına bir şekilde engel oldu. Kendisine binler rahmet ve minnet diliyorum. Çünkü bizler de eğer günümüzde böyle güzel eserlerin kıymetini bilirsek onları kıyamete kadar ayakta tutulmasını sağlayabiliriz diyebilelim.
Şimdi buralarda hakikaten çok güzel işlemeler, muhteşem çinler görebiliyoruz. Yine dönemin motiflerini yansıtan halılarımızı görebiliyoruz. Ancak dediğim gibi her yeri açık değil, bizler bugün her yerini gezemiyoruz. Gezemesek de böyle güzel eserleri restore edip böyle güzel eserleri bize bırakanlara bizler teşekkür etmek zorundayız. Çünkü 1930'lu yıllarda yıkılmaya yüz tuttu. Daha sonra burası ne yazık ki iyi bakımı yapılmadı. Bir adeta harabeye dönmüştü. Bir dönem depo olarak da kullanılmıştı. Ancak ticaret odasının çabalarıyla burası güzel bir şekilde restore edildi. Ve şimdi kendisini ziyaretçiye gelenleri beklemekte. Her bir detayını ayrı ayrı inceleyebiliriz. Bakın, motifler diyoruz. Şimdi sanat tarihçileri bunları benden muhtemelen daha güzel anlatabilir ama şöyle bir baktığımızda şu kapının üzerindeki hem yazıya baktığımızda bir ait kelime var hem de yukarıya baktığımız zaman yeşil ile mavinin, yeşil ile sarının ve beyazın muhteşem uyumunu görüyoruz. Karanfil motiflerinin ince ince detaylarını görüyoruz. Bakın şu ileride şuradaki karanfil motiflerini gördüğünüzde hemen altına indiğinizde saksı içerisinde bir karanfil motifi görüyorsunuz ki bugün Ebru yapanlar bu motifi yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii 17. yüzyılın İznik çinileri bunları şu anda bize en güzel şekilde yansıtıyor. Şöyle bir inceleyecek olursak arkadaşlar, şuradaki pencerelerin dış işlemelerine ve dış süslemelerine baktığımız zaman da çok farklı bir aslında mimariyle karşı karşıya kaldığımızın farkına varmalıyız. Çünkü çok fazla eserde göremeyiz bu cam kenarındaki ahşap süslemeleri ve ahşap motifleri. Tekrar başladığımız yere geri döndük. Ancak başladığımız yere geri döndüğümüzde şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum. Burası Hünkar Mahfili'ne aslında giriş kapısı La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diye başladık. Ve daha sonra buradan gidiyoruz. Ne yazıyor yukarıda? Yine bir ayet kelime. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi diyoruz. Nerede görüyoruz bu yazıyı? Ayasofya girişinden Topkapı Sarayı'na adım attığımızda yine bu yazıyla, bu ayet kelimeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Manası, muhteviyatı derin ama alınması gereken mesaj hakikaten insanın hayatında bir ders niteliğinde. Ne diyorduk? Sizler de bir gün gelin, görün, izleyin, inceleyin ve tarihten bize emanet bırakılan bu değerli eserleri temaşa edin. Bir sonraki seferde buluşmak ümidiyle. Kalın sağlıcakla.